Merhabalar, hoş geldiniz. Şoka geldim. Haftanın ürünlerine bakmaya başlayalım. İlk olarak bu aralar bana en çok gelen sorulardan bir tanesi kurban bıçakları ne zaman gelecek diye. Bu hafta şoka gelmiş. Şöyle 5 yılda garantili yazıyor üstünde. Kester markalı %100 de Türk malıymış. Doğal ahşap saplı diyor. Şöyle hem 8 liraya hem 10 liraya var. Bir koyu saplısı, bir de açık saplısı. Nasıl acaba? Hiç kullanmadım ama kurban bıçakları gelmiş. Kester markasını daha önce hiç denemedim. Yine şöyle çırpıcılar var. Alt kısımları da renkli renkli. Pembesi, yeşili ve moru var. 8 lira fiyatı. Yan tarafta şöyle göstereyim. Paşa Bahçe'nin üçlü azur diye geçiyor. Klasik su bardaklarından. Bunlar da yine 8 lira. Yani boyut olarak da çok ideal boydalar. Hani böyle ne çok büyük boydalar ne çok küçük boydalar. O açıdan çok iyi olduğunu düşünüyorum. Alt tarafta yine Paşa Bahçe'nin üçlü seti var. Bundan bende var. İki paket alıp altılı yapmıştım. Şöyle. Aslında çok şık görünüyorlar. 9 lira fiyatı. Hemen alt kısma geçelim. Alt kısımda da gerçekten şahane ürünler görünüyor. Şöyle ayaklı servis tabağı var. Bakalım isterseniz. Şu şekilde bayağı da büyükmüş. Gerçekten kenarlarının da tırtıklı oluşu çok güzel. 26 lira 50 kuruş. Koyalım hemen. Instagram'da böyle yemek sayfalarında da sıkça görüyorum. Şöyle canlı haline bakalım. Ayaklı kase diye geçiyor ama gerçekten çok şık duruyor. 22 lira fiyatı. Bence bu haftanın en güzel ürünlerinden bir tanesi Paşa Bahçe'nin böyle ikili servis setleri. Hani bunlar bence hem çeyizlik hem de böyle güzel servis tabağı için, misafirler için gayet iyi olabilir. Alt kısımları biraz tombik. Altılı set halinde 16 lira 50 kuruş. Bu kısma genel olarak baktık ama şok, bu hafta gerçekten çok güzel ürünler getirmiş. Titiz markasının sürahisi var. Hemen bakalım. 1,5 litreymiş. Kapak kısmı da bu şekilde. Şöyle mavi kapaklısı, kırmızı kapaklısı, gri renklisi ve beyazı var. 8 lira fiyatı ama katalogda daha küçük görünüyordu. Günlük kullanım için bence gayet güzel ve ideal boyda. Yan tarafta yine şöyle Paşa Bahçe'nin yuvarlak tepsi şeklinde borcamı var. Bayağı büyük ve ağır. 20 lira da bunun fiyatı. Yine şöyle yan tarafa bakalım isterseniz. Paşa Bahçe'nin su takımı. Bunlardan geçen haftalarda vardı sanırım. Son bir tane kaldı. Bir şöyle sürahisi. Şöyle koyalım. Bardağına bakalım. Bardağı nasıl? Bir de bardağı ama bayağı geniş ağızdı. Yani mumluk kadar var. Ama deseni çok hoş görünüyor. 6 bardak ve şöyle sürahisiyle birlikte 30 lira. Günlük kullanım için bence gayet güzel görünüyor. Şöyle kapatalım kapağını. Biliyorsunuz kapatmadan rahat edemiyorum. Alt kısma genel olarak baktık. Gelelim orta tarafa. Çok tatlı mutfak bıçakları. Puantiyeli. Yine böyle su yeşili rengi var. Makaslar. Bence mutfak makasları gerçekten çok işe yarıyor mutfakta. Sadece poşet açmakta değil, birçok işte. Özellikle arkadaşım mesela bunu çok güzel dümdüz börek kesiyor. Yine gri renklisi, sarı puantiyeli bıçak. Bıçaklar ve makaslar 5 lira. Bir de şöyle ikili servis geleci var. 15 lira. Bakalım başka var mı? Yine böyle servis geleci aynı şekilde 5 lira. Şunu alalım bir. Fuşyası var. Başka var mı? Yine makasın su yeşili var. Pembesi de varmış. Şöyle bakalım. Servis gerecinin bir de şöyle tatlı kuşlu su yeşili rengi de var. Çok güzel görünüyorlar.
Hemen yerlerine koyalım. Evet. Tamamdır. Yan tarafta Paşa Bahçe'nin klasik su bardaklarından 1 lira 75 kuruş. Şöyle kaseleri var. 2 lira 75 kuruş. Alt kısımda da servis tabağı var. 4,5 lirada bunların fiyatı. Şu sunum tepsileri gerçekten ilk geldiği fiyatlara göre gayet iyi. 15 lira. Hani her şey konulur. Sofraya konulur. Çok iyi. Ama sadece şu kısım yemek koyduğumda biraz karışık kalır mı diye tereddüt ediyorum. Yani siz aldıysanız, kullandıysanız bana söylerseniz çok sevinirim. Çünkü 15 liraya gayet iyi. Sadece dediğim gibi burası hani bir şey koyduğumda kalabalık durur mu diye korkuyorum. Yoksa onun haricinde 15 lira bu her şekilde kullanılır. Peynir koy, kahveni koy, her şeyini koy. Yine şurada şöyle tepsi var. 10 lira ama bence yuvarlak olanları daha kullanışlı. Şöyle yana geçelim. Tahta kaşıklar 3 lira. Hepsi aynı bunların. Yine yan tarafta ahşap kaşıklıklar. Mesela bunlar da 30 liradan 15 liraya düşmüş. Yine kahvaltı setleri de 50 liradan 30 liraya düşmüş. Mesela kahvaltı seti bu şekilde. Bambu şeklinde. Yine ahşap kaşıklık da böyle. Yani bayağı bambu tarzı ahşap ürünler bayağı indirimde. Şöyle çelik kevgirler. Yine kepçe var. 13 lira fiyatları. Çelik kepçe ve kevgir çeşitleri diye geçiyor. Az önceki ayaklı kasenin açık hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bayıldım buna. Bingo'nun ikili paketi 25 lira. Arko'nun şöyle tıraş köpüğü var 10 lira. Banat'ın diş fırçası 5 lira. İpana'nın hem diş fırçası hem de macun seti 14 lira. Colgate'in ikili diş macunu ekonomik paketi, avantajlı paketi geçiyor 15 lira. Şöyle beyaz sabun yüzey temizleyicisi 9 lira. Bir de şurada ABC'nin böyle herhalde cif şeklinde diye düşünüyorum. Türkiye'de yeni nesil krem diyor. Kalıntı iz bırakmaz, kolay durulanır, yüzeyleri çizmez, 4 etkili yazıyor. 6 liraymış. Güzel duruyor ama hiç kullanmadım. Alt kısımda şöyle ayakkabı boyası bile var. 3,5 lira. Domestos'un yine banyo için, klozetler için suyu. Bunu ben çok sevdim. Görünüş olarak da güzel ama elinizi yıkadığınızda çok güzel bir hissiyat veriyor. Zeytinyağlı sıvı sabun 7,5 lira. Kadın örgü terlikler 7 lira. Yine mavisi var. Fiyat olarak da gayet iyi. Hani balkonda giy en azından. Gayet iyi fiyata gelmiş. Yine şöyle spor ayakkabılar var. Üst kısımda da farklı numaraları var. 28 lira. Yine siyah yürüyüş ayakkabıları da aynı fiyatta. Hemen ilerleyelim. Oyuncak kısmına da bakalım. Renkli arabalar 10 lira. Şu çok tatlıymış. Bayıldım. Yine arazi arabaları 13 lira. Mini toplu oyun 20 lira. Şöyle. Bundan geçen hafta vardı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bu neymiş? Ha, 14'te. Aslında bu eğlenceli olabilir. Pisa'nın. Şöyle. Seti var. Kaç yaş için yazıyor mu? Yok, yazmıyor. 14 parçadan oluşuyormuş. Yaşı yazmıyor. Mini evcilik seti 20 lira. Şöyle mutfak robotu var. Dikiş makinesi var arka tarafta. Çok hoşuma gidiyor bunlar ya. Gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Hemen yerine koyalım. Sevimli ördekler 6 lira. Üst tarafta
Nuk'un biberonları 20 lira. Şöyle matara ama gayet kaliteli duruyor. 19 lira. Bu neymiş? Çocuk askılık. Nasıl yani? Ha, pantolonuna takılan askılıklardan bunlar. Çocuklarda da bayılıyorum. Özellikle erkek çocuklarına çok yakışıyor. Böyle farklı farklı renklerde de getirmişler. 13 lira fiyatları. Şöyle mavilisi var. Ha, arkası da kelebekli bunun. Bakalım. Yine şöyle arabalı. Arkaları da renkli renkli. Barbie. Şöyle bir tane. Yine şöyle bebek. Bakalım. 40 lira. Et bebekmiş. Yine haftanın katalogda gördüm. Güzel ürünlerinden bir tanesi. Bu oyuncak seti yerli üretilmiş hem de. 9 parçadan oluşuyor. 40 lira fiyatı, bilginiz olsun. Bu hafta çok çok güzeldi. Böyle çeşit çeşit ürünler gelmişti. Ben de ilk olarak şöyle bıçak aldım. Benim böyle tam bu boyutta bıçağım vardı. Taşınırken kayboldu. İnşallah bu da onun gibi güzel kesiyordur. Ondan çok memnundum. Markası da Tivoli. İlk defa kullanacağım bu markayı. Bakalım nasıl? 5 liraydı. Bir de hani size sordum, bunu alan, memnun olan var mı diye. Yani ben dayanamadım. Kaç zamandır böyle aslında görüyorum onları. İndirime de girmişken alayım dedim. Çok hoşuma gitti. En kötü dedim ki bunu böyle arkaya veririm. Şu şekilde kullanırım diye düşündüm. 15 liraya da aldım. Hani meyve falan koyarım. En azından kek, kurabiye bir şeyler koyarım diye düşünerek şöyle 15 liraya ahşap yuvarlak sunum tahtasından aldım. Evet, benim bu hafta aldığım ürünler bu şekildeydi. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.